Ereğli protokolü bugün Ramazan Bayramı nedeniyle Ereğli Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Düzenlenen bayramlaşma etkinliğine Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Teğmen Seyit Çavdar, Belediye Başkanı Özkan Özgüven, kamu kurum ve kuruluş amirleri ve davetliler katıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Hepimiz Ramazan Bayramı'nı sağlık ve mutluluk içinde şehrimizde idrak ediyoruz." dedi ve sözlerine şöyle devam etti. "Bugün bayram, ağız tadıyla Ereğli'de hep birlikte ilçe protokol olarak bir bayramlaşma törenindeyiz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı enişten duygularımla tebrik ediyorum. Yüce Mevlam'a dua ediyorum. Daha nice bayramlara sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde bizleri kavuştursun. Tabii ülke olarak dünyayı da dikkate aldığımızda ateş tembeli içerisinde bir bayram geçiyor. Bu bağlamda başta Güneydoğu olmak üzere ülkemizin birçok kritik noktasında görev yapan askerlerimize, polislerimize, güvenlik güçlerimize de hayırlı bayramlar diliyorum. Allah onları korusun diye dua ediyorum ve şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Gazilerimize acil şifalar ve selamet diliyorum. Bunların ülke olarak, devlet olarak, hükümet olarak bunların üstesinden mutlak surette gelinecektir. Ülkemizin genel durumuna baktığımız zaman bu birliği ve beraberliği görüyoruz. Bu açıdan da vatandaşlarımızın bu duyarlılığı, birlik ve beraberlik noktasındaki hemfikir olmaları bu anlamda geleceğe doğru umutla bakmamızı da sağlıyor. Şehrimizde de bayram güzel geçiyor ancak biraz buruk geçiyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir dolu felaketi özellikle Ereğli'nin tarımsal anlamdaki önemli bir potansiyele sahip Ova bölgesinde yaklaşık 6 köyümüzde, 6 mahallemizde önemli bir zarara yol açtı. Yaklaşık 2000 çiftçimiz bu zarardan etkilendi ve epey de zarar gördü. Bu anlamda o çiftçilerimize de, oradaki yaşayan vatandaşlarımıza da, şehrimize de tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu vesileyle Allah'ım bunun beterinden korusun diyorum. Hakikaten Ramazan ayı içerisinde ve geçmişte ciddi ülkemiz sıkıntılar yaşadı. Malum özellikle terörden kaynaklanan ve yine biraz önce Başkan Bey'in ifade ettiği de 6 tane mahallemizi çok ciddi manada etkilen bir dolu felaketi yaşadık ve ciddi kayıplara yol açmış oldu bu. Dolayısıyla da burada yaşayan insanlarımız ciddi manada etkilendi. Ayrıca bunun etkisi tabii ilçemizde de olacaktır. Ben bu insanlarımızı da özellikle geçmiş olsun dileklerimi tekrardan burada ifade ediyorum. Yaralarda inşallah sarılacaktır kendilerinin. Bayramla hakikaten birliğin, beraberliğin pekiştiği, insanların kaynaştığı, bir araya geldiği, üzüntülerini, sevinçlerini paylaştığı dönemler ve birbirlerine yaptıkları ziyaretler, işte yetimlerin, öksüzlerin, fakirlerin sevindirildiği günler oluyor. Ülkemiz hakikaten önemli bir pozisyonda olduğu için dünya geneli, dolayısıyla çok ciddi sıkıntılarla da tarihinin ilk anda itibaren karşı karşıya kalıyor. Bugün de bu devam ediyor. İşte ülkemizin güneydoğusunda yaşadığımız hadiseler ve bunun neticesinde yapılan ciddi operasyonlar ve operasyonlar neticesinde şehit olmuş olan, sadece o değil tabii, Türkiye'nin birliği bütünlüğü yolunda şehit olan bütün asker ve polislerimize ben Allah'tan rahmet diliyorum. Protokol daha sonra rehabilitasyon merkezine geçerek buradaki engelli öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında merkezde tedavi gören engellilerin söyledikleri şarkılar ve okunan şiirler protokol tarafından takdirle karşılandı. Dost bildiğim aynalar, zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resme baksam ben değilim. Nerede o günler? O şey, o heyecan. Aşık olan çok aradım. Nazlı yarim, ben o yara hiç kesmedim, daha umudum kesmedim. Yol ver dağlar, yol ver bana. Rehabilitasyon merkezinin ardından Vasfiye Ergin Huzur Evi'ni ziyaret eden Ereğli protokolü, son olarak Şehit ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Rengilerimiz elhamdülillah, çok şükür. Siz de hoş geldiniz. Maşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kaynaklarım da iyi. Kabul edin. Tamam. Benim de iyi. Mübarek olsun. Mübarek olsun.
Allah Allah. Gelmiştik, siz hastanede misiniz?